Bir bebek korkunç deformasyonlarla doğduğunda ailesi ona çirkin bir canavar dedi ve onu terk etti. Ancak kader çocuğu tamamen silmemişti. Ve yalnızca birkaç gün sonra başına inanılmaz bir şey geldi. Küçük Adam Hindistan'ın küçük bir köyünde doğduğunda yüzünde sadece doktorları şok etmekle kalmayıp annesini de korkutan korkunç deformasyonlar vardı. Onu gördüğü anda korku ve hayal kırıklığı karışımı bir duyguya kapılmıştı. Keşke daha normal görünümlü bir bebeği olsaydı. Adamın annesi onu ve önündeki zorlukları kabullenmekte zorlandı. Ona olan kızgınlığının içinde büyümeye başlaması yalnızca birkaç gün sürdü ve o zaman bu deforme olmuş bebeğin kendi çocuğu olmasını istemediğini biliyordu. Adam'ın annesi için bu zalimce ve bencil karar kolaydı. Ve henüz birkaç haftalıkken onu terk etmeyi seçti. Bırakın onu sevmeyi, ona bakmayı bile cesaret edemiyordu. O ve kocası, yani Adam'ın babası, ondan çirkin bir canavar olarak bahsetmeye bile başlamışlardı. Bu kadar genç ve çaresiz bir çocuk için korkunç bir isim. Anne hiç düşünmeden Adam'ı doğduğu hastanede terk etti. Çaresizce ihtiyaç duyduğu bakımı kimsenin ona sağlayıp sağlayamayacağını umursamadı. Ama çok şükür ki yakında birisi bebeğe tamamen farklı bir gözle bakacak. Şefkatli bir hemşire olan Jessica ve kendini işine adamış bir psikiyatrist olan Raja yeni evlenmişlerdi ve birlikte hayatlarına başlamanın heyecanı içindeydiler. Her zaman başkalarının hayatlarında bir fark yaratma konusunda derin bir arzu paylaşmışlardı ve Hindistan'ın Assam kentindeki aynı hastanede sağlık uzmanları olarak kariyerleri onlara tam da bunu yapma olanağı tanımıştı. Raja, biyolojik ebeveynleri tarafından yeni terk edilen genç adamla ilk kez orada karşılaştı. Minik kırılgan yaratığın görüntüsü içinde bir duygu kasırgasını harekete geçirdi ve yalnızca birkaç gün daha hayatta kalabileceği kendisine bildirildiğinde bu duygular daha da şiddetlendi. Raja, küçük çocuğun sırf görünüşü yüzünden annesi tarafından acımasızca terk edildiğini fark ettiğinde derin bir empati hissetti. Böylesine masum bir ruhun fiziksel özellikler gibi yüzeysel bir şey yüzünden reddedilebileceğini düşünmek yürek parçalayıcıydı. Bu acıyı kendine saklayamayınca hemen telefonuna uzandı ve aceleyle Jessica'ya mesaj attı. Mesajı az önce tanık olduğu trajik hikayenin ağırlığını taşıyordu ve her kelimeyle karısının kalbinde bir aciliyet duygusu uyandırmayı, onu harekete geçmeye ve terk edilmiş çocuğun umutsuzca aradığı sevgiyi ve ilgiyi bulmasına yardım etmeye zorlamayı umuyordu. Raja'nın bir kısmı çocuğu Jessica'ya evlat edinmeyi önermek istiyordu ama bu büyük bir adımdı ve ikisinin de kolaylıkla verebileceği bir karar değildi. Böyle şekilsiz bir çocuğun bakımı tek başına çok zor bir görev olurdu. Ancak saatlerce süren düşünme ve tartışmalardan sonra Raja ve Jessica, onların sevgisine ve ilgisine çaresizce ihtiyaç duyan bir çocuğun hayatında kalıcı bir etki yaratmak için eşsiz bir fırsata sahip olduklarını fark ettiler. Her zaman ebeveyn olmayı istemişlerdi. Ve Adam'ın deformiteleri nedeniyle sürekli tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmasına rağmen bunu bir çare olarak görüyorlardı. Bu küçük çocuğun onların yardımına ihtiyacı vardı ve onlar da bu çareye cevap vereceklerdi. Umutla dolu olarak Adam'ı evlat edinme sürecini başlatmak için yetkililere başvurdular. Doktorların ona sadece birkaç hafta ömür vermiş olması umurlarında değildi. Sonuna kadar onun yanında olmak istediler. Önümüzdeki birkaç ay boyunca Raja ve Jessica evlat edinme sürecinde ilerlerken çok sayıda zorluk ve engelle karşılaştı. Başlangıçtaki iyimserliklerine rağmen hem yetkililerin hem de kendi ailelerinin sürekli şüphe ve şüpheleriyle karşılaştılar. Çift yorulmadan sayısız röportaja katıldı ve ebeveyn olarak yetenekleri hakkında samimi konuşmalar yaptı. Buna ek olarak Adam'ın iyiliğine olan bağlılıklarını göstermek için her ayrıntının doğru bir şekilde yakalandığından emin olarak bir sürü evrak işini titizlikle tamamladılar. Ona hak ettiği yaşamı sağlama çabalarında özel ihtiyaçları olan bir çocuğa bakmanın getirdiği sorumluluğun bilincinde olarak evlerini gönüllü olarak sıkı denetimlere tabi tuttular. Bu arada Raja ve Jessica böyle özel ihtiyaçları olan bir çocuğa nasıl bakacakları konusunda kapsamlı araştırmalarını yürütürken Adam'ın ilerleyişini sürekli izlediler. Ne kadar çok görürlerse Adam'ın durumunun korkunç olduğunu ve zavallı çocuk için o kadar zararlı olduğunu anladılar. Ancak bu acı gerçeğe rağmen bu küçük çocuk aşırı dozlara meydan okuyarak ve hayatta kalarak onları şaşırtmaya devam etti. Nihayet aylarca süren hazırlıkların ardından Raja ve Jessica'nın sıkı çalışması meyvesini verdi ve yeni evlat edinilen oğullarını yanlarında eve getirmekten büyük mutluluk duydular. Sıcacık evlerinin ön kapısından girerken kalpleri heyecan ve sinir karışımıyla dolup taştı. Önümüzdeki yolculuğun zorluklar olmadan olmayacağının tamamen bilincindeyiz. Ancak Adam'la olan sarsılmaz bağları onları ileriye iten bir güçtü. Çünkü yeni küçük çocuğu olan sevgileri sınır tanımıyordu. Her geçen gün kendilerini koşulsuz destek, istikrar ve sıcaklıkla dolu besleyici bir ortam yaratmaya adadılar. Adam'a mutluluk ve refah için her fırsatı sağlamaya kararlı. Raja ve Jessica,
uykusuz gecelerden sonsuz bebek bezi değişikliklerine kadar yaptıklarının Adam'ın geleceğini şekillendireceğini ve ona hak ettiği hayatı vereceğini bilerek ebeveynliğin getirdiği neşeyi ve fedakarlıkları kucakladılar. Elbette Adam'ın tıbbi sorunları sürekli dikkat gerektiriyordu. Raja ve Jessica sayısız ameliyat boyunca elini tuttular, acıya rağmen onu rahatlattılar ve cesaret verici sözler söylediler. Çok gençti ama bir askerdi ve bu dünyadaki ilk gününde birçok insanın hayatı boyunca yaşayacağından daha fazlasını yaşamıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Adam'ın sağlığı hızla bozulmaya devam etti. Doğuştan gelen ciddi deformasyonlar sadece fiziksel yeteneklerini etkilemekle kalmadı. Aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığına da zarar verdi. Üçüncü yaş gününe geldiğinde durumu kötüleşti ve aşılmaz engeller gibi görünen birçok zorluğu beraberinde getirdi. Adam zaten 3 yıl boyunca doktorların yanıldığını kanıtlamıştı ama artık dünyadaki zamanının gerçekten sonuna gelmiş gibi görünüyordu. Ancak Adam'a olan sevgileri ona azami özen ve ilgiyi gösterme konusunda sarsılmaz bir kararlılığı körükledi. Onun yanında kararlılıkla kaldılar, sevgili oğullarıyla birlikte her değerli anı değerlendirdiler ve sonsuz anılar yaratmaya hevesliler. Ne yazık ki yalnızca bir yıl sonra Adam son nefesini henüz 4 yaşındayken verdi. Evlat edinen ebeveynlerinin sevgisi ve sıcaklığıyla çevrelenen Raja ve Jessica, değerli oğullarını kaybettikleri için yıkılmışlardı ama Adam'ın kısa hayatında sevgiyi ve kabulü deneyimlediğini bilmek teselli buldu. Yolculuğu acı ve terk edilmeyle dolu olabilir ama Raja ve Jessica onu götürdüğü andan itibaren Adam sarsılmaz bir sevgiyle sarmalanmıştı. Ona olan sevgileri o gittikten sonra bile uzun süre devam edecekti. Bu onun cesaretinin ve hayatları üzerindeki derin etkisinin bir kanıtıydı. Normal bir çocuk gibi görünmeyebilirdi ama Adam kalbinde sadece sevgi ve kabul görmek istemişti. Biyolojik annesi ve babası onu çirkin bir canavar olarak görmüş olabilir ama Raja ve Jessica için o mükemmeldi. Onlar mutluydu. Genç çocuğa bakabilmişlerdi çünkü onun hayatını daha iyi ve daha mutlu hale getirdiklerini biliyorlardı. Bu sadece onları evlat edinen ebeveynler olarak inanılmaz yeteneklerini kanıtlamakla kalmadı. Aynı zamanda Raja ve Jessica'nın insan olarak ne kadar harika olduklarını da kanıtladı. Çift Adam'ın anısına yüz deformasyonu olan çocukların hak ettikleri tıbbi ilgiyi, sevgiyi ve desteği almalarına yardımcı olmayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Adam Vakfı'nı kurdu. Kuruluşları aracılığıyla benzer zorluklarla karşılaşan ailelere mali yardım sağlamayı ve toplumlarında farkındalık ve kabulü teşvik etmeyi amaçlıyorlar. Ayrıca terk edilmiş çocuklarla ve bir yuvaya ve sevgiye ihtiyacı olanlarla ilgilenen hayır kurumlarına fon sağlamaya da çalıştılar. Adam'ın hikayesi sadece onu tanıyanların kalplerine dokunmadı. Aynı zamanda sayısız insana da şefkat ve nezaketi benimseme konusunda ilham verdi. Raja ve Jessica yaşadıkları acıya rağmen Adam'ın ruhunu canlı tutacaklarına, mirasının ihtiyacı olanlara umut ve rahatlık getirmeye devam edeceğine söz verdiler. Dünya cesur küçük bir çocuğu kaybetmiş olabilir ama onun sevgisi ve yarattığı etki sonsuza kadar yaşayacak.